sanat eserlerinin kültür ve medeniyeti kuşaklar arasına taşımasında çok büyük rol ve önemi olduğunu biliyoruz. Bunlar içerisinde dokuma, kilim ve özellikle halıcılık ve özellikle ipek halıcılık. Halıcılık tarihimize baktığımızda binlerce yıllık geçmişe gitmek gerekiyor. Ve ilk halı 2500 yıl önce bugün Altay Dağları'nda Ergenekon geçidinin hemen yanı başında Hun İmparatorluğu prenslerine ait korganlarda, mezarlarda bulunduğunu biliyoruz. Ve Bazırık halısı olarak dünya kültür mirası listesine giren bu halı 1940'lı yıllarda Ruslar tarafından yapılan kazı sonucu elde edilir. Üzerinde yapılan bilimsel araştırma ile halının 2500 yıllık geçmişe sahip olduğu anlaşılır. Bazırık halısı olarak dünya kültür mirası listesine giren bu halı bugün Rusya'nın St. Petersburg kentinde Hermitaş Müzesi'ndedir. Evet, halı deyince Türk sanatı akla gelir ve halıcılığın adeta dünyada yayılmasında kültür ve medeniyet tarihimizdeki halılarımızın rolü büyüktür. Hereke İpek Halı da Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda en önemli değeridir. Marka değeridir. Bu da ödüller kazanmıştır Hereke İpek Halı. Bugün dünyanın birçok devlet başkanlarının saraylarında, evlerinde İpek Halı bulunmaktadır. Ve biz dünya markası Hereke İpek Halısı ile ilgili Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES projesi kapsamında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında Pazırık halısından Hereke İpek halısına bir kültür tarihi araştırması yapıyoruz. Pazırık halılarının bulunduğu Altaylara gittik. Saatler sürdü buradan uçak yolculuğumuz. Ve Moskova üzerinden Sibirya işlerine uçtuk ve Gorno-Altay, Kıray-Altay diye coğrafi olarak iki ayrı özerk cumhuriyete ayrılan Altay dağlarının bulunduğu yerde, Altayların zirvesinde Pazırık Pazırık halısının bulunduğu kurgana gittik. Ve buradan yola çıktık, Hereke halıları ile ilgili araştırmalar yapmak istedik. Hereke halısı İpek halı olarak Osmanlı döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür mirası listesinde önemli bir yere sahipti. Hereke'de dokunan halılar dünyanın birçok ülkesinden turistlerin gözdesiydi. Her cumartesi günü Hereke'de açık İpek halı pazarı oluşurdu ve İpek halıları dokuyan hanımefendiler, kızlar, gelinlerimiz halılarıyla birlikte cumartesi günü Hereke'ye gelirler. Ve Hereke'de kurulan halı pazarında dünyanın birçok ülkesinden ipek halıya, sanata, kültüre meraklı turistler bizzat buraya gelirler ve burada halıları dokuyanlardan satın alırlardı. Ciddi bir ekonomik girdi sağlıyordu o dönem ipek halı. Neredeyse her evde bir iki ipek halı tezgahı vardı. Evet, bu ipek halı tezgahı Gebze'nin son halı tezgahı. Onu müzemize kaldırdık. Ciddi bir iş gücü, ekonomik güç sağlanıyordu evlere. Gece gündüz halılar dokunuyor ve dokunan halılar deyim yerinde ise bugünün parasal değeriyle binlerce lira, on binlerce liraya turistlere satılıyor ve ciddi döviz geliyordu. 1990'lı yılların başında hükümetin çok yanlış bir uygulaması oldu. O da özellikle ipek halı üzerinde metrekaresi 2000 dolara Hereke ipek halılarını, Türk ipek halıcılığını korumak için vergi konmuştu ithal halılara. Bu yüzden halı gelmiyordu ve el sanatı, halımız revaçtaydı. Dönemin hükümeti 1990'lı yılların başında bu vergiyi kaldırdı ve halılar rahatlıkla girmeye başladı. Ve Çin bu işe hemen el attı. Türkiye'deki belli tüccarlar da Çin ile irtibata geçti ve Çin'de dokunan kalitesiz, o zaman el, şimdi de makine halıları, halı diye, ipek halı diye, Hereke halısı diye satılmaya başlandı.
ve çok düşük fiyata mal edilip çok yüksek fiyata satılmasıyla polisler, alıcılar kandırıldığını anladılar ve yavaş yavaş harekeden yüz çevirmeye başladılar. Çin daha da işi ileri götürdü. Harekenin 2008'li yıllarda Körfez ilçesinin kurulması ve belediyenin burada kapatılmasıyla bir hareke resmen bir mahalle konumuna gelmesiyle bir şehir beldesi kalktığı için de hareke ismi ortada kaldı ve Çin hareke diye bir belde kurup orada bir organize sanayi bölgesi oluşturarak ipek alıcılığı burada dokumaya başladı. Ve bugün Çin hareke ipeği diye piyasaya sürdü ve ciddi alıcı buluyor ve oldukça düşük fiyatlara mal ediliyor. Bu rekabet karşısında bölgemizde, Kocaeli'de, Türkiye'de ipek alıcılık yok oldu. Ve bugün sadece bir iki firma bu konuda çalışma yapıyor. Deyim yerinde ise direniyor, mücadele ediyor. Onlardan birisi Han Halıcılık. Ziyaret etti kendilerini Han Halıcı. 1843'te kurmuşlardı. Dördüncü kuşak ipek halı yapıyorlar ve şehrin merkezinde yaptıkları tamamen binalarını tahsis edip bu işi yapıyorlar. Türkiye'nin de belli yerlerinde halı dokutmaya çalışıyorlar. Hereke ipek halıcılığını dördüncü kuşak nesil Han Halıcılık'ta yaşatmaya çalışıyor. Hatta çok etkilendik. Pazırık halısının birebir kopyasını onlar da okumuşlardı. Pazırık halısının benzerini, kopyasını orada yapmışlardı. 2500 yıl önceki pazırlık halısının. Bunları gördük. Görüşlerini aldık. Halıcılıkla ilgili çok önemli bilgiler verdiler bize. Türkiye Cumhuriyeti dönemine geçilince, tabii o dönem savaştan çıkılmış bir ülke. Oldukça sıkıntılar var. Tasarruf yapılıyor, üretime önem veriliyor. O dönem lüks kabul edilerek hareke ipek halıları bir müddet ihmale uğruyor. Ama daha sonra yeniden bu kültür sanat canlandırılıyor. Ciddi teşviklere uğruyor ve harekedeki ipek halı ve kumaş fabrikası ciddi şekilde geliştiriliyor. 1930'larda kurulan Sümer Bank, Sümer Holding'e devrediliyor ve çalışmalar yapılıyor. 1950'li yıllarda yine hareke ipek halısı önem veriliyor, dokumaya başlanıyor, ciddi çalışmalar yapılıyor. 70'li, 80'li yıllarda ipek halı doruk noktalara çıkıyor. Ancak özelleştirme başlayınca, Çin'in bu rekabeti başlayınca özelleştirme idaresi tarafından burası satılır. Ve bugün çok az bir bölüm kalır orada. Geçmişte bu bölüm Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlıydı. Bugün de Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı harekedeki ipek halı bölümü Fabrika-i Hümayun Müze Fabrika olarak devam eder. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı hareke ipek halıya büyük önem verir. Buradan yeni ustalar yetişsin, ipek halı canlansın, halıcılığımız, dokumacılığımız, ipekli dokumacılığımız canlansın diye elemanlar alınır. 2018'de 35'e yakın ipekli dokuma, halı dokumacı ustaları bu fabrikayı Hümayun'a alınır. Burada geniş bir halı müzesi kurmak için devlet harekete geçer. Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çok büyük önem vermektedir fabrika müzeye, Fabrika-i Hümayun'a, halı müzesine ve çalışmalar devam eder. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın kitabıdır bu ve buraları Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle gidip görüp çekimler yaptık burada. Araştırmalar yaptık halı müzesinde. Belgeler, bilgiler toplamaya başladık. Birçok bilgiye, kitaba ulaştık. Bir arşiv oluşsun istiyoruz. İpek halıcılık yeniden canlansın istiyoruz. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü PRODES projesi kapsamında aldığımız bu projemizin başarılı olması için deyim yerindeyse gece gündüz çalışıyoruz. Bulunduğumuz bu yer İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi ve Kütüphanesi. Kültür Turizm İl Müdürlüğü Kocaeli Valiliği tarafından resmen özel bir kütüphane olarak kurulan bu kütüphanemizde bir köşe oluşturduk. Bu köşede ipek halılarla ilgili kitap, doküman, bilgi, broşür ne bulursak araştırmalar yapacak insanların bilgilerine sunuyoruz. Çok değerli bir çalışma. Bu çalışmada, bu kitapta halıcılık sanatı, tarihiyle ilgili çok önemli bilgiler var. Ve kitap 1980'li yıllarda basılmış, Hereke Fabrikası diye geçiyor. Profesör Önder Küçük Erman tarafından yazılmış bir çalışma.
Arşivler Körfez Belediyesi'ne bağlı bugün Hereke ve Körfez Belediyesi çok güzel bir çalışma yapmış. Kocaeli'nin dünyaca ünlü beldesi Hereke diye oldukça kalın. Osmanlı arşiv belgelerinde yer alan belgeler toparlanmış ve güzel bir çalışma yapılmış. Yine Milli Saraylar İdaresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olduğu bir dönemde yapılan bir kitap, basılan bir kitabı da yine bulduk. Burada araştırmacıların bilgilerine sunuyoruz. Milli Saraylar'ın koleksiyonu ve Hereke dokuma el halıları diyor ve bu halılarda halıların desenleri, çalışmalar bu kitap içerisinde yer alıyor. Halıcılığımızın yeniden gündeme gelmesi, halıcılığımızın yeniden ilgi uyandırması için elimizden geleni yapıyoruz. Yine projemiz kapsamında, sosyal proje sorumluluk projesi kapsamında yetkili ve ilgililerle görüşüyoruz. Bir zamanlar her evde birkaç ipek halı tezgahının bulunduğu Gebze ve Kocaeli bölgesinde kız meslek liselerimizde mutlaka bir bölüm açılarak Hereke dokumacılığı, Hereke ipek halıcılığı ile ilgili bölüm açılsın istiyoruz. Belediyemizin Komek gibi meslek öğreten kursları yeni yeni başladı. Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerimiz bünyesinde mutlaka ipek halı ele alınıp ve ipek halı için yeni ustalar öğretilsin noktasında çalışma yapıyoruz. En önemlisi de bugün dünya markası olan Hereke ipek halıcılığının bulunduğu Kocaeli Üniversitesi'nde ipek halı meslek yüksekokulu kurularak bu halıcılık sanatı yaşasın istiyoruz. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı yetkilileri Hereke ipek halıcılığını, Hereke halıcılığını, ipek dokumacılığını yeniden canlandırmak için çok önemli çalışmalar yapıyor. Hatta bir kooperatif oluşturularak bu kooperatif nezaretiyle yeniden bu halının hem alıcısı olsun hem de insanlar bu noktada teşvik edilerek dokudukları halının ucuz fiyata değil gerçek değerinde satın alınabilecek bir oluşum meydana getirerek bu halıcılığın yeniden canlanmasını arzu ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in Kocaeli'ye geldiği gün bir yazı kalemi aldık gebzegazetesi.com olarak ve halıcılıkla ilgili görüş ve düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Bir rapor halinde Sayın Cumhurbaşkanlığı yüksek makamına arz etmeye çalıştık. Halıcılık gerçekten 2500 yıl önce Pazırık'ta Altay Dağları'nda başlayıp dünyaya yayılan çok önemli değerimiz ve kültürümüz. O kültürümüzün yaşaması ve yaşatılması için elimizden geleni imkanlarımız ölçüsü içerisinde yaparak halıcılığımızı, Hereke halısı ile ilgili bilgi, döküman ve belgeleri bu konuda araştırma yapacak, bu konuda bilgi toplayacak, akademik çalışma yapacak insanlarımızın yüksek bilgilerine burada İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkez Kütüphanemiz, Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncıları Derneğimizin merkezinde bu bilgileri insanlarımızın ilgi ve bilgilerine sunarak halıcılıkla ilgili çalışmalar yapılsın istiyoruz.